Yalova Belediyesi'ndeki dolandırıcılık, zimmet ve görevi kötüye kullanma davasının 9. duruşmasının görüşülmesine Yalova Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Seyit Torun'un da yer aldığı 30 milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı kalabalık bir grup davaya destek vermek ve görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevine iadesini istemek için Yalova Adliyesi'ne geldiler. Davanın duruşmasında Yalova Belediyesi eski başkanı Yakup Koçal'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin hakkında açılan davanın mevcut dava ile birleştirilmesi mahkemede gerilime neden oldu. Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı davaya ara vererek davanın izleyicisiz görülmesine karar verdi. Adliye bahçesinde bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevine iade edilmesi gerektiğini söyledi. Sandıkta yenemiyorlar, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırdılar. Ve Yalova halkının iradesini gasp ettiler. 2,5 yıl ve daha devam edecek. Dosyada MASAK raporu var. Vefa Salman'ın bütün geçmişini, bütün ailesini araştırdılar, tertemiz çıktı. Soruşturma aşamasında bilirkişi raporu var lehine. Mahkeme aşamasında 2 tane ayrı ayrı rapor aldırıldı. Emekli Sayıştay denetçilerinden, bilirkişi heyetlerinden. O raporlarda da Sayın Vefa Salman'ın ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bu iddia edilen zimmet eylemiyle hiçbir bağının olmadığı açıkça yazıyor. Yani açıkça suçsuzdur diyor belediye başkanı. Bu olaylarla bir ilgisi yoktur diyor. Bir iltisakı yoktur diyor. Dosyadaki bütün raporlar. Daha neyi bekliyorsunuz siz göreve iade etmek için? 2014 öncesiyle ilgili de dava açıldı. Dosyaları birleştirdiler. Şimdi tekrar raporlar alınacak. Yargılama uzamaya devam edecek. Erkeğin ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcılarından Seyit Torun ise Yalova halkının iradesinin gasp edildiğine vurgu yaptı. Gerçekten buradaki sürecin artık bir hukuki değil, siyasi olduğu da ortaya çıktı. Ve Vefa Salman her türlü, Sayın Belediye Başkanımız her türlü belgede en ufak bir suçunun olmadığı, en ufak bir eksikliğinin, hatasının olmadığı ispatlanmış olmasına rağmen, hiçbir hukuksuz işlemi olmamış olmasına rağmen, bunlar da bütün belgelerle ispat edilmesine rağmen şu anda maalesef ama maalesef bu adliyede, arkamızdaki adliyede bir adalet cinayeti işlenmiştir. Genel Başkan Yardımcımın ifade ettiği gibi her türlü engellemelere rağmen, her türlü entrikalara rağmen halkın iradesini alarak göreve gelmiştir. Halk iradesini gasp etmeye çalışanlar adliye koridorlarında veya bakanlık koridorlarında bu yetkiyi almaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Genel Başkan Yardımcılarının ardından bir teşekkür konuşması yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova halkının kendisine büyük bir destek verdiğini ifade etti. Yalovalılara o anlamda teşekkür borçluyum. Sevgilerini eski oranında çok daha fazla göstermeye devam ediyorlar. Burada siyasetçi olarak çok fazlayız. Allah her siyasetçiye bu kadar çok kendi bölgesinde, yöresinde, memleketinde sevilmeyi nasip etsin. Ben onlara, her birine, bütün Yalovalılara bana sahip çıktıkları için sevgilerini makamda oturduğum günlerden daha fazla gösterdikleri için hepiniz huzurunda teşekkür ediyorum.